Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo New York'tan herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Programımızın bu bölümünde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hüseyin Selimleri ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar. Merhaba Harika Hanım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi isterseniz Avrupa Merkez Bankası cephesinden başlayalım. Euro-dolar paritesi 1'in altında kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası tutanak biz yayından hemen önce, yayına girmeden hemen önce geldiği için buradan başlamak istedim. Sonunda tutanaklarda bir enflasyon endişesi olduğuna yönelik emarelere rastladık. Tutanaklar Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası üyelerinin yüksek enflasyon karşısında daha fazla adım atılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koymuş. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi? Evet, zaten son Avrupa Merkez Bankası kararlarına baktığımız zaman ya da Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman enflasyondaki kaygılar devam ediyor. Çünkü bu geçen sene devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ortaya çıkmasıyla birlikte daha da körüklendi. Çünkü Amerika'da ve Avrupa Birliği tarafında baktığımız zaman enflasyon enerji ve gıda kaynaklı. Dolayısıyla arz yönlü bir enflasyon var ve kendi kontrollerinde değil. Bu da enflasyonun hala yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Son verilere baktığımız zaman örneğin Almanya'da biraz istikrar kazanmak üzere 7,5'larda yine Euro bölgesinde enflasyon oranları yüksek. Bu da zaten raporlar yansıyor. Özellikle kış döneminde Rusya ve Ukrayna savaşının devam etmesi, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan olan petrol ve doğalgaz ihtiyacı ve bununla bağımlı olmaları, bu üretimlerin zaten tedarik anlamında elde etmede bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu ülkelerin üretimine piyasadaki şartları olumsuza çevirme konusunda önemli bir faktör. Yani İngiltere olsun, Almanya olsun ya yani diğer ülkelerde Rusya ile olan ilişkilerin yansımalarını göreceğiz. Dolayısıyla Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatında oluşabilecek azalmalar veya kısıntılar Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de üretimi yavaşlatacak, dolayısıyla resesyonu tetikleyecek. Buna bağlı olarak da bu enerji ve gıdadaki sorunlar devam ettiği sürece de ve Avrupa Birliği ülkelerinde de enerji ve gıda enflasyonu kaynaklı olarak enflasyon yukarıya doğru bir hareket halindeyken enflasyonun artacağı yönünde beklentiler yüksek. Bu da nereye getiriyor? Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı Eylül'deki toplantıda faiz artırımını ne şekilde yapacağı. Dolayısıyla bir resesyon endişeleri var. İkincisi artmakta olan bir enflasyon var. Bu da raporlarda yansıdı. Peki faiz artırımı konusunda nasıl davranması gerekiyor? Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası biraz bu konuda çekimser davrandı. Çünkü 19 ülke var. Hepsinin ekonomik yapısı farklı. Bir faiz artırımı birçok ülkeyi farklı boyutlarda etkileyeceğinden biraz karar almakta zorlandı. Ama enflasyon hala yükselmeye devam ediyor. İngiltere'de 10.1'e çıktı. Yani 40 yılın enflasyonu çift taneye ulaştı. Dolayısıyla enflasyon tehdidi devam ediyor. Ancak ülkeler Amerika'da olduğu gibi faiz artırımı konusunda resesyon endişesiyle biraz daha çekimser davranıyorlar. Evet hocam, bazı Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Temmuz'da çeyrek bas puan faiz artırımı konusunda da aslında bu konuyu da savunduğu haberi yine yansıdı ekonomi basınına. Yani belli ki Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz artırımı yükleniyor diyelim. Bununla birlikte size şunu da sormak istiyorum. Bugünkü haber akışındandı. Çok sert faiz artırımlarının enflasyonu daha da kötüleştirebileceğini savunmuş Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz. Kendisi evet. Avrupa'nın ve Amerika'nın enflasyonun kaynaklarının farklı olduğunu, Amerika'ya baktığımızda daha talep kaynaklı, Avrupa'ya baktığımızda daha arz kaynaklı olduğu için faiz artırımı yapılmasının sorunları bertaraf etmektense daha da derinleştirebileceğini söylemiş. Katılır mısınız? Evet, şimdi Stiglitz az taraflı faktörler tarafından enflasyon yönlendirildiğini söylüyor. Dolayısıyla faiz artırımı özellikle Türkiye'de gördüğümüz gibi bazı talebi kısma yönelik yapılacak Merkez Bankası müdahaleleri ki faiz artırımı da bunların başında geliyor. Faizler arttığında piyasadaki faiz oranı yükselmesi, dolayısıyla talebi kısacak şekilde hareket etmesi bunun da talebi kısmak yoluyla talep enflasyonu aşağı çekebilir. Ancak Stiglitz'in de belirttiği gibi
özellikle Avrupa'daki, Amerika'da da enerji ve gıda kaynaklı bir enflasyon var ki geçen sefer düşmesindeki etkinin enerji fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını söylüyor. Dolayısıyla dünyada şu an arz yönlü bir maliyet enflasyonu var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararlarıyla bunu etkileme ihtimaliniz düşük. Daha çok talep kaynaklı bir enflasyonda Merkez Bankası'nın faiz artırımları daha etkili olur. Dolayısıyla faiz artırmak suretiyle sizin belirttiği gibi borçlanma maliyetleri artacak ki İtalya'da da bu sıkıntı var. Borçlanma maliyetleri arttığı zaman bunlar da mal ve hizmet fiyatlarına yansıyacak. Enflasyon daha da körükleme ihtimali var. Türkiye'de bunu tam istediğimiz gibi niye göremiyoruz? Örneğin faizler düştüğü halde. Çünkü Türkiye'de de bir maliyet kaynaklı bir enflasyon var. İthal ediyoruz çünkü enerji fiyatlarının yüksekliği artı kurdan kaynak kur geçişlerinden dolayı bir enflasyonumuz var. Merkez Bankası'nın faizlerde stabil tutması ya da azaltması da istediğimiz etkiyi göstermiyor. Neden? Çünkü piyasada şu an oluşan faizler Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranları etrafında oluşmadığı için bizde de bu etkiyi göremiyoruz. Yani faizlerle oynamak suretiyle enflasyonu etkileme süreci arz kaynaklı bir enflasyon olduğundan dolayı çok sınırlı kalıyor. Evet hocam, yine Allianz baş ekonomistinden gelen haber akışını da takip ettik. Aslında Muhammed El Arayan'a baktığımızda sıklıkla Amerikan Merkez Bankası Fed'e yönelik eleştirilerini takip ederiz ekonomi basınında. Bir diğer eleştirisi de bundan sonra, yani Fed'in hala geç kaldığını savunuyor. Hatta burada yaptığımız programlarda vurguladığımız bir şey vardı. Bir eski Amerika'nın Hazine Bakanı Larry Summers, bir de Muhammed El Arayan. Sanırım ilk bu Amerika'daki enflasyon zannettiğiniz kadar da geçici olmayacak, zannettiğiniz kadar kolay gitmeyecek üzerimizden bu bulutlar diyen iki isimdi. Dolayısıyla buradan gelen haber akışını da biraz daha dikkatle takip etmekte fayda var. El Arayan demiş ki gözünü dahi kırpmadan artık yüksek enflasyonla gerçekten mücadeleye başlaması lazım. Biraz zaman alacak çünkü Fed direksiyon başında uyuyakaldı demiş. Sizce hala Fed'in faiz artırımlarında geç kaldığını tartışmalı mıyız? Şimdi geçen sene özellikle Eylül, Ekim, Kasım o dönemlerde enflasyon 4,5-5,5 aralığına gidip geldiği zaman o dönemlerde enflasyon geçici mi, kalıcı mı şeklinde yorumlar yapılıyordu. Ama enflasyon artık %8'lerde, 8,5'larda. Evet, son bir ay enflasyon oranı 9,1'den 8,5'a düştü. Üfe rakamı da 11.3'den 9.8'e düştü. Ancak bunun kalıcı bir düşüş mü yoksa geçici mi olduğu tartışılıyor. Geçici olma ihtimali de yüksek. Çünkü enerji maliyetlerindeki aşağı çekilmeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ediyor, savaş devam ediyor. Avrupa'da resesyon tehlikesi var. Amerika teknik anlamda resesyon. Dolayısıyla Merkez Bankası, Fed, faiz artma sürecine zaten girdi ve Mart ayından beri faizleri arttırdı. Son iki toplantıda 75 bas puan arttırdı. Şimdi Eylül ayında yapılacak toplantıya baktığımız zaman örneğin 20 gün önce 50 bas puan arttıracaklarının oranı %80, 75 bas puan artacak oranı 20 idi. Şu an tam tersi oldu. %50 bas puan arttıracaklar %39, 75 bas puan arttıracaklar 69'a çıktı. Dolayısıyla piyasadaki belirsizlikler faiz oranlarında yansıyor. 50 bas puandan 75 bas puana doğru bir beklenti içindeler. Şimdi enflasyon kalıcı çünkü maliyet enflasyonu dedik ve ülkelerin kontrolünde de değil. Bu Rusya-Ukrayna savaşıyla da körüklendi. Dolayısıyla Amerika'da son veriler bir aylık enflasyon düştü. Ancak genel anlamda hala yükseliş endişesi var ve yükselecek. Sadece Fed'in elini güçlendiren neydi? Son bir ayda örneğin bugün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 243 bine düştü. Yani son 5-6 rakam içerisindeki en düşüklerden biri. İstihdam rakamına bakıyoruz, işsizlik oranına 3.5. Yani pandemi dönemi önceki oranları ifade ediyor. Bunun dışında tarım ve istihdam verileri 528 binle iyi geldi. İstihdam tarafı güçlü olduğu için Fed buna dayanarak faiz arttırımı konusunda biraz daha geri adım atıyor. Ama bu 75 bas puandan 50 bas puana inecek şekilde. Ancak enflasyon hala geçici tartışması bitti, kalıcı. Ki yapılan açıklamalara baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz gibi Amerika Merkez Bankası yani Fed faiz arttırma konusunda biraz agresif olursa ya enflasyona razı olacak ya da sert düşüş yapacak. Ama şu an en son açıklanan ikinci çeyrek büyüme oranı 0.9'dan 0.6'ya revize edildi. Yani daralma biraz daha yumuşatıldı. Ama hala resesyon
devam ediyor. Teknik anlamda da olsa piyasa verileri karışık, birçok veri teknik anlamda resesyon destekleyecek şekilde gelişiyor. Dolayısıyla faiz arttırma konusunda evet FED biraz çekimser davrandı ama şu an faiz artım sürecine girdi. Artık çekimserliği veya geri kalması söz konusu değil ama oranlar konusunda biraz da agresif olabilirdi diye eleştiriliyor. Eylül ayında da zaten Başkan Powell'un yaptığı açıklama neydi? İki istihdam, iki enflasyon verisi göreceğiz. Verilere bakarak değerlendireceğiz. Şu an enflasyon verisi son ay olarak düştü. İstihdam verileri iyi geliyor. Dolayısıyla resesyonda olduklarını da kabul etmediği için Eylül ayında belki yine bir 50 veya 75 bas puan arttırı sürecine girecekler. Evet hocam, şimdi peki dünyanın en büyük ikinci ekonomisini de size sormak istiyorum. Çünkü dünyanın geri kalanından daha farklı bir politika burada güdülüyor. Aslında Türkiye'de de faiz indirimleri var dünyanın geri kalanının aksine ama Çin ve Türkiye de aynı paralelde gitmiyor öte yandan. Onlar da kendi içinde daha farklı politikalar gidiyor. Ben dolayısıyla şimdi Çin için şunu sormak isterim size. Faiz indirimleri yapılıyor. Üretim aktivitesinde buradaki göstergelerde yavaşlama var. Sıfır Covid politikası devam ediyor. Bununla birlikte tüm bunlar yetmezmiş gibi. Tayvan krizi daha ne kadar büyüyecek bunu da bilmiyoruz. O yüzden biraz Çin ekonomisi özelinde de sormak isterim size. Nasıl görüyorsunuz? Evet, Çin son dönemlerde pandemiden dolayı yine kapanma gündeme geldi. Ama bu yanında ekonomide canlandırmak örneğin 146 milyar dolar bir teşvik paketi açıkladı. Altyapı projelerinin kamu bankaları yoluyla yapılması amacıyla. Yani piyasayı canlandıracak şekilde önlemler almaya çalışıyor. Rusya'ya olan yaptırımlar karşısında Çin'in Rusya ile olan dış ticaret hacminde de gelişme var. Oradan ithalatını arttırdı. Tabii dediğiniz gibi verilere baktığımız zaman örneğin iş güveni %49 yani 50'nin altına inmiş durumda. Bunun dışında hizmet imalat PMI'lerine baktığımızda %50 seviyelerinde. Yani verileri de bir önceki aylara baktığımız zaman ufak çaplı da olsa düşüyor. Örneğin perakende satış rakamlarına baktığımız zaman biraz daha iyi. Sanayi üretiminde aylık bazda olsa bir gerileme var. Yani TÜFE rakamına baktığımız zaman 2.7 geçmiş döneme göre biraz artış eğiliminde. ÜFE rakamı yine 4.2 bir önceki aya düşmüş durumda. Yani baktığımız zaman Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi piyasayı canlandırmakla uğraşıyor. Ama daha önce de gördüğünüz gibi gayrimenkul sektöründe bir kriz ki çok büyük borçlanmalar var. Rusya'ya olan yaptırımlar karşısında Çin biraz devreye girdi, dış ticaret hacmini geliştirdi. Ama piyasadaki veriler piyasayı canlılığına işaret edecek olan verilerde biraz daha gerileme var. Dolayısıyla piyasayı canlandırmak amacıyla hükümetin bu yönde yapmış olduğu ya da almış olduğu adımlar var. Dolayısıyla dünyada zaten tartışılan bir süreç Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa'da da bir daralma var. Amerika'da zaten resesyon süreci var. Asya'da da bu olduğu zaman ülkelerin de birbirini tetiklemesi daha büyük olası. Örneğin Rusya birçok yaptırıma karşı bazı veriler açısından örneğin savaş sürecinin olmasına rağmen bazı örneğin faizini düşürdü, enflasyonu biraz daha kontrol altına aldı. Belki Çin'in devreye girmesi de Rusya'yla olan ilişkilerinden dolayı ticareti biraz daha geliştirdi. Dolayısıyla Rusya burada Çin hem kendi ekonomisi için hem Rusya'ya olan katkılar açısından şu an önemli bir role sahip. Hocam peki şimdi Euro bölgesinden başladık, tekrar o tarafa doğru dönmek istiyorum. Çünkü haber akışını kontrol ettiğimde o cepheden gelen yeni bir haber var. Örneğin biz Almanya'ya baktığımızda ki her zaman dünyanın sanayi tesisi deriz oraya da. Almanya sanayide kullanacak doğalgazı hanelere yönlendirdi ki temel ihtiyaç olarak burada kullanabilmek için. Yani hem bireysel açıdan hem kurumlar bazında hem de devlet bazında biz Avrupa bölgesinde yeni önlemler alındığını, bazı teşvikler yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda gelen son haberse İspanya'da enerji tasarrufu planının onaylandığı yönünde. Yani enerji zaten onların temel problemi olacak gibi görünüyor ve onlar da bunu kabul ediyor, buna yönelik önlem alıyor. Burada sizin en kötü senaryonuzu merak ediyorum çünkü ne yazık ki aslında iki senedir baktığımızda hep en kötüyü yaşadık yani senaryolar dahilinde olan. Umarım böyle olmaz ama burada görebileceğimiz en sert tablo ne olabilir hocam? Şimdi son 2-2,5 senelik sürece baktığımız zaman pandemiyle başlayan bir süreç vardı. Pandemi tüm dünyayı etkiledi. Onlar çıkış süreciydi özellikle 2021'in son aylarında.
ve işte daha önce biraz önce de konuştuğumuz gibi tüm ülkeler durgunluğu aşma, enflasyonu biraz daha kontrol altına alma süreçlerine girmişti. Şubat ayında Rusya-Ukrayna arasındaki kriz çıktı, savaş çıktı. Dolayısıyla yaptırımlara başlandı. Ancak Rusya bu yaptırımlara biraz daha gecikmeli de olsa kapsamlı bir şekilde yanıt verdi. Ve buradaki en büyük silahı da neydi? Doğalgaz, petroldü. Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere birçok ülke doğalgaz ve petrol konusunda Rusya'ya bağımlı. Rusya'nın yaptırımları karşısında ki bunlar çok kısa zamanda telafi edilecek ürünler değil. Dolayısıyla Almanya başta olmak üzere Euro bölgesi resesyon tehlikesi altına girdi. İşte Almanya'nın sanayi üretim rakamlarına baktığımız zaman örneğin yıllık bazda son 3 aydır veriler eksi. Yani sanayi üretiminde bir düşüş var. İşte ekonomik hissiyat ya da mevcut koşullara baktığımız zaman bütün bu veriler eksi düzeyde. Yani piyasadaki beklentiler olumsuz. İş güveni, tüketici güveni baktığımız zaman son aylarda devamlı aşağı yönlü bir ivme var. Gıda enflasyonu %12'lerde, enerji enflasyonu %38'lerde. Dolayısıyla Almanya'da özellikle Rusya bağımlılığından dolayı ve dünyada enerji fiyatlarının artmasından dolayı ne yaptılar? Özellikle ekranda belirttiğiniz İspanya, İtalya, Portekiz, Almanya doğalgaz konusunda ya da Avrupa Birliği Rusya'dan ithal edilecek enerji ürünlerine kısıntıya gittiler ve ülkelerinde de tasarrufa yöneldiler. Tabii ki bu sanayi üretimi etkileyecek. Bir yandan resesyon var, bir yanda da Rusya ile olan ilişkilerden dolayı bu doğalgaz ve petrol üretiminin sınırlandırılması ya da kullanımdaki sıkıntılardan dolayı ülkede sanayinin, üretimin ya da hizmetler sektörünün yavaşlaması söz konusu. Zaten büyüme oranlarına baktığımız zaman da bunları gördük. Avrupa Birliği'nde oranlar ya eksi düzeyinde gelen ülkeler var ya da sıfıra yakın. Yani piyasaya ilişkin veriler de iyi değil. Dolayısıyla kötü senaryo dediğimiz zaman bu Eylül, Ekim, Kasım aylarında eğer bu arz kısıntıları doğalgazda ve petrolde devam ederse kötü senaryoları o zaman biraz daha ağır bir şekilde görmüş olacağız. Şu an oraya doğru ilerliyoruz. Peki hocam, İran'ın o zaman burada devreye girmesine yönelik gelişmeyi isterseniz biraz da detaylandıralım. Washington ve Tahran hattı bu aralar şimdi İran nükleer anlaşması ile birlikte epey yoğun görünüyor. Son aşamaya kadar da gelindiği belirtiliyor sürece bakıldığında. İran'ın tekrar aktif bir aktör olarak küresel sahneye gelmesi ne anlam ifade eder? Tabii ki aktif olarak geldiği zaman eğer petrol üretiminde arzında bir artış doğal olarak petrol fiyatları en azından istikrar kazandıracak. Ki bu dönem özellikle petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin ve bu ülkelerdeki firmaların kar patlamalarının yaşandığı bir dönem. Rusya toplam ihracat gelirlerinin %50'sini petrol ve doğalgazdan elde ediyor. Dolayısıyla bu döneme baktığımda savaşta olmasına rağmen ülkenin gelirleri arttı. Yine bu dönemde birçok petrol ihraç eden şirketlerin gelirleri arttı. Dolayısıyla petrolde olan talim bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yatırımlarla hep muhatap olmuş bir İran'ın bu pastadan da iyi bir pay alma ihtimali yüksek. Bu anlaşmada İran'ı sahneye çıkartırsa bir petrol fiyatlarını biraz daha dengeye getirebilir. Yani enerji fiyatlarında. İki, İran'ın da gelirler anlamında da iyi bir dönem geçirmesini sağlayabilir. Peki hemen paralelinde OPEC Plus'ın üretimi kısmasını bekler miyiz? İran'dan gelecek arzla fiyatların biraz gevşemesine reaksiyon olarak? OPEC geçen seneden beri arz arttırma konusunda bir sıkıntı vardı. Zaten bu Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan geçen Temmuz ayında bile günlük 400 bin varil arttırma konusunda o grupta yer alan ülkeler arasında zaten bir çekişme vardı. Dolayısıyla bu dönemde ülkeler petrol arzını artırıp diğer ülkelerin olan talebini çözmekten ziyade petrol fiyatından, petrolün fiyatının oluşacağı seviyeye dikkat alarak buradan maksimum ne kadar gelir alabiliriz onların derdindeler. Yani o piyasada arz arttırarak talebi karşılayalım, dünyada bir sıkar olsun sürecinde olduklarını düşünmüyorum. Evet. Amacı burada fiyatı yükseltip kar elde etmenin maksimum düzeyde olmasını sağlıyorlar. Evet, o yüzden kısar mı diye sordum arzı. Tabii kısabilir ya da piyasanın talep ettiğinin altında bir arz eder. Sonuçta çok arz etmesi fiyatları aşağı çekecek. Aşağı çekilen gelirleri kısılacak. Dolayısıyla böyle bir fırsatı da kapitalistler de böyle bir fırsatı da kaçırmak istemezler.
Evet hocam, yine bugünün aslında haber akışı da son derece yoğundu. Yani Avrupa bölgesinden zaten makroekonomik verileri karşıladığımız bir haftadan geçiyoruz. Amerika'dan hakeza öyle, hem bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları vardı, hem makroekonomik veriler vardı. Yurt içinde zaten her perşembe olduğu gibi döviz tevdiat hesaplarını karşıladık. İsterseniz gelin tekrar Asya'ya doğru bir uzanalım. Asya'nın haber akışındaysa bugün Güney Kore Merkez Bankası'nın 7 günlük repo faizini 25 bas puan artırdığı ve 2022 büyümesini de büyüme tahmininde düşürdüğü haberini karşıladık. Siz de söylediniz, Amerika'dan aldığımız teknik resesyona işaret eden büyümesi var. Güney Kore'den aşağı yönlü revizyon geldi. Enflasyonla mücadele için faiz artırımı geldi. Bu dönemde Asya ekonomileri için Çin'i dışarıda bırakarak bu hamleleri nasıl yorumlarsınız? Şimdi Amerika faiz artırım sürecine başladığı zaman diğer ülkeler bu eşel mobil sistemi gibi otomatik faiz arttırmaya başladılar. Körfez ülkeleri, Avrupa'daki birçok ülke, yani Amerika ile dış ticareti olan ülkeler Amerika'daki faiz artırımının etkilerini biraz bertaraf edebilmek, artı kendi ülkelerindeki enflasyonu biraz daha kontrol etmek için faiz artırım sürecine girdi. Yani bu Avustralya, Yeni Zelanda'ydı, Romanya, Norveç, İsviçre, yani daha önce faiz artırımı enflasyon konusunda örneğin İsrail, hiç gündemde olmayan ülkelerde enflasyon sorunu oldu. Faizi bir araç olarak kullanmaya başladılar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz artışından dolayı da ne yaptılar? Faiz artırım sürecine otomatikman girdiler. Dolayısıyla gerek Asya ülkeleri, gerek Avrupa'daki birçok ülke, hem Amerika ile dış ticareti iyi olanlar ya da diğer ülkelerle dış ticareti olan ülkeler bundan daha az etkilenmek amacıyla faiz artırım sürecine girdiler. Dolayısıyla bu bundan sonra bütün ülke devam edecek bir süreç. Ki Amerika'da örneğin yıl sonuna kadar faiz Eylül, Ekim, Kasım'a 4 toplantısı var. Bu 4 toplantıda da Avrupa Merkez Bankası'nda faiz arttırım süreci bekleniyor. Dolayısıyla diğer ülkeler en azından dışarıdan gelecek etkileri azaltmak amacıyla faiz arttırım sürecine girecek. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinden de Amerika'ya doğru bir fon akışı var. Dolayısıyla bu türlü süreçte ülkeler kendi tedbirlerini en az alabildiği kadar faiz oranları yoluyla almaya çalışıyorlar. Hocam, aslında biz bu programımızda evet çok küresel konuşuyoruz ama kalan son 1-2 dakikamda bütün dünyadaki dinamikleri konuşmuşken yurt içini de konuşmadan geçmek istemem. Bir yandan döviz rezervlerimizde bugün biraz gerileme oldu. Yani buradaki trendin terse döndüğü haberini aldık. Bir aydır yükseliş vardı. Turizm sezonu bitiyor. Döviz girdisi sanıyorum bu noktada da son birkaç aya göre sınırlanacak. Önümüzdeki süreç seçim süreçleri hepimizin bildiği üzere daha popülist politikalar, daha genişlemeci politikalar gerektirir. O yüzden ben sizin Türkiye'ye yönelik şöyle bir değerlendirmenizi de almak isterim. Şimdi turizm gelir açısından baktığımız zaman evet 2020-2021 yılına göre çok iyi veriler geliyor. 14 milyar dolar civarında bir gelir elde edildi. Turist sayısı çok yüksek, rekorlar kuruldu son dönemlere baktığımız zaman pandemi dönemine göre. Dolayısıyla turizmdeki beklentiler iyi ve yüksek. Ama bunun dışında dış ticaret açığımız devam ediyor. Cari işlemler açığı arttı, 32 milyar dolar. Bütçe dengesinde gerileme var. Enflasyon üfe veya tüfe açısından baktığımız zaman hala yükseliyor ve yükselme eğiliminde. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, piyasa katılımcı anketine baktığımız zaman enflasyon 170 seviyelerde. Dolayısıyla şu an Türkiye'de birçok konut, tarım dışı üfe, yurt dışı üfe, tarım üfe, tüm bunlardaki rakamlar %100'leri aşmış durumda. Dolayısıyla bizdeki verilere baktığımız zaman senaryo çok olumlu değil. Rezervlere baktığımız zaman evet, son birkaç veri açıklandı. 113 milyar dolara kadar bir yükseliş var. Haftalık bazda ufak tefek oynama olabilir. Özellikle en son turizm gelirleri Haziran verisi. Dolayısıyla belki Temmuz, Ağustos'a biraz daha bu veriler yükselebilir. Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına baktığımız zaman 213 milyar dolar civarında. Bunun yanında kur korumalı mevduattaki rakam 246 milyar dolar civarında, pardon TL civarında. Ama piyasada hala biraz rezervlerin ufak da olsa artması, turizm gelirlerine karşı kur korumalı mevduatın rakamı çok artmasına rağmen hala kurlar 18 lira ve üzerinde. Faiz artırımı yapmak suretiyle zaten buna biraz daha benzin dökmüş olduk.
İndirimi, evet, faiz indirimi yaparak, ki bugün de zaten 2022 yılının zirvesini yineledi. Dolar TL'ye baktığımızda gün içinde 18-17'lere kadar bir yükseliş de kaydettik. Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hüseyin Selimler'i ağırladık programımızın bu bölümünde. Birazdan Ali Çağatay son seansla karşınızda olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Asya Pasifik lideri Philip Capital sundu.